Arkadaşlar ekranlara getirsinler. Bölgeden gelen ilk görüntüler. Bakın görüntüler, bu görüntüler real görüntüler. Atak helikopterlerimiz belirlenen evet. hedefleri vuruyor ve bu görüntüye dikkat ederseniz bölgedeki sivil halk çekiyor ve terör örgütü artık sivil burası yerleşim. Neresi? Burası şu an Metinaya e, oldukça yakın bir noktada yer alan tam olarak söyleyeyim ben size Zendura bölgesi. Yani demek ki bir yerleşim biriminin çok yakın. Aynen. Bir Çünkü terör örgütü şu an yerleşim merkezlerinde aslında. Yani aslında şunu da belirtebiliriz. Yani gece şehir merkezlerine iniyorlar. Gündüz ise bölgede eğitimlerini sürdürüyorlar. Ama şu anda askerimiz herhalde atış yaptığı yerde bir yerleşim yerini vurmuyordur yine. Açık alan aktör. Aynen bu bölgede terör örgütünün çok sayıda noktası yer alıyor. Bakın şehirlere giriş çıkış noktaları bunlar. Ve ayrıca bölgede yüzlerce mağaradan bahsediyoruz. Ve terör örgütü karar harekatının başlamasıyla birlikte bölgeye lojistik takviye göndermeye çalıştı. Hı, hı ve o takviyeler bir yandan TB2'lerimiz, Siyalarımız tarafından, bir yandan da atak helikopterlerimiz tarafından vuruldu. Ve şunu da vurgulamakta fayda var. Bakın bir yandan kobralar ataklar, Siyalar diyoruz. Siyalar normalde 7000 metre yükseklikten uçabilen bir silah sistemi biliyorsunuz hmm. ve dün gece yaklaşık 300 metreye kadar indi Siyalarımız hedeflerini gece karanlığında daha net görmek için bir yandan da özel kuvvetlere bağlı komandolarımız işaretleme yaptılar. Bakın lazer evet. işaretleme yaparak terör hedeflerinin bulunduğu noktalar TB2'lere, atak helikopterlerimize ve savaş uçaklarımıza bildiriliyor. Ve bu şekilde belirlenen, lazerle işaretlenen noktalar özel kuvvetlerimiz tarafından bakın o noktalar lazerle belirlenen Hı -hı. noktalar ve işte o noktalara havadan yoğun bir şekilde atış gerçekleştirilerek ki tabi Güngör 50'li bir rakamdan bahsetti. Ben çift taneli diye belirtmek istiyorum. Bunu Milli Soma Bakanlığı açıklamada belirtecektir ki şu an bölgede tabi şunu da özellikle vurgulayalım. En önemlisi, kuvvetleriyle... en önemlisi şehidimiz inşallah olmasın. İnşallah. Çünkü bir yandan teröristler askerimizin önünde durabilecek kapasitede bir yapıda değiller. Sonuç itibariyle teröristler karşısında Koskocaman bir ordu var ama e, dinlerinde saklandıkları için de zaman zaman o pusu evet. hallerinde oldukları için de gündelik kazanımlar elde ediyor gibiler ama